Cenab-ı Allah rahmet kapısını kapatmış Müslümanlara maalesef. Bir tane ünlü bir yazar vardır, hem de şair, öyle böyle şiir de söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve işte belediyelerin ortaklaşa onun hayatını da film yaptılar. Bana diyor ki, ya Ali Bey sen böyle diyorsun da, ya biz seni düştük de diye kafirlerden daha mı aşağı düştük? Dedim, aynen bu senin söylemin. Aynen İsrailoğullarını söylemin. İsrailoğulları da tevhid inancından saptıkları zaman peygamberleri onlara diyordu ki, bakınız sizi uyarıyoruz. Tevhidden şirke düştünüz, bu karşılıksız kalmayacaktır. Karşılığı nedir? Azap. Bu azap nedir? Cenab-ı Allah sizin düşmanlarınızı sizin başınıza musallat edecek. İlahi kanun budur. Onlar Eşkıya peygambere öyle dediler. Eşkıya peygambere. Efendim Asurlar geldiler onları dediler ki Eşkıya peygamber dedi ki, siz tevhidden şirke düştünüz. Allah düşmanlarınızı başınıza musallat edecek, bu şekilde sizi cezalandıracak. Ya Eşkıya peygamber sen ne biçim peygambersin? Ya biz yoldan çıktık da Asur kafirinden daha mı beter duruma düştük? Allah'ın için bizi cezalandırsın. Eşkıya peygamber dedi ki, bu milattan önce 7. asırda. Milattan önce. Dedi ki sünnetullah budur. Cenab-ı Allah kanunu böyle koymuştu. Artık eskisi gibi böyle depremle, çeşitli semavi afetlerle cezalandırmasını kaldırmış Cenab-ı Allah. Bu ne zaman olmuştur? Bu efendim Tevrat'ın nazil olmasıyla milattan önce 1346 tarihinde Tevrat nazil olunca Cenab-ı Allah sünnetini böyle koymuş. Düşmanlarınızı başınıza musallat edecek. Onların eliyle size ceza verecek. Ve nitekim Eşkıya peygamberin dediği çıktı. Asur kafir geldi, İsrailoğullarını ezdi, darmadağın etti. Anadolu bütperestti. Bunlar da yoldan çıkmış tevhid inancını bırakmış ehli kitap. Yine milattan önce 586 yılında Haskil peygamber ve Ermiya peygamber. Bunlar da İsrailoğullarına dediler ki, bakın Cenab-ı Allah sizi cezalandıracak. Size ceza gelecek. Cenab-ı Allah düşmanlarınızı başınıza musallat edecek. Onların eliyle sizi cezalandıracak. Onlar da yine İsrailoğulları dediler ki, ya siz ne biçim peygambersiniz? Ya hani biz kitap ehliyiz, Tevrat ehliyiz, peygamberleri kabul ediyoruz. Ya Allah bizi o Babil putperestlerinden, kafirlerinden daha kötü duruma mı düştük ki Allah onları eliyle bizi cezalandırsın? Ermiye peygamber ve Haskil peygamber de onlara dediler ki, Allah'ın kanunu budur, sünnetullah budur. Allah'ın kanunu budur. Tevhidden sapıp şirke düşeni Cenab-ı Allah düşmanları eliyle cezalandırır. Ve nitekim onların dedikleri çıktı. E tabi onlar peygamber. Olacak şeyleri Cenab-ı Allah onları bildiriyor. Ya metlu okunan vahiyle veyahut okunmayan vahiyle. Çünkü İsrailoğulları peygamberlerine ayrı bir kitap inmedi. Hepsi Tevrat'ta. 2000 peygamberin 2000'i de tamamı Tevrat'ta amel ettiler. Ayrı bir peygamber gelmedi. Ayrı bir kitap gelmedi. 2000 peygamberin tamamı Tevrat'ta amel ettiler. Ve bu 2000 peygamber içinde de en büyük peygamberleri de İsrailoğullarının
Yani 2000 peygamberin içinde en büyükleri de bu demin saydığım Eşhiya peygamber, Ermiya peygamber, Haskil peygamber, Damyan peygamber. En büyük peygamber de bu dördüydü 2000 peygamber içinde. Ve işte bunların dediği çıktı, Babil kafiri, Babil hükümdarı, baş kumandanı Buhtanassar kumandasında, Bahtiyarlar es dünya tarihinde Nebukadnezar deniliyor. Biz Arapça kitaplarda, tarihlerde Buhtanassar. Milattan önce 586 yılında geldi. İsrailoğullarını darmadağın etti. Ve kutsal mabedi de yıktı, yerini bir etti. Ve ondan sonra İsrailoğullarının gençlerini 70 bin genci de esir alıp o gençleri de beraber Babil'e götürdü. 70 senelik bir sürgün dönemi yaşadılar onlar. İşte sünnetullah budur. Tevhid inancından şirke düşen müminler iflah olmaz. Cenab-ı Allah rahmet kapısını kaldır. Ve onun içindir ki bugün dünyada nerede Müslüman varsa zelildir, perişandır. Senegal'dan tutun Endonezya'ya kadar. Hepsi perişan. Hiçbirisi tam bağımsızlığa sahip değildir. Gavura muhtaçtır. Gavur istediği zaman da bunlara bir tekme tokat vuruyor. Çünkü Cenab-ı Allah'ın vaadi vardır. Tevhid inancından şirke düşeni düşmanlarıyla ben cezalandırırım. Ve İslam dünyasının bugün çektiği budur.